arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var ne yok? İyi misiniz? Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak Kasım 2013'te İstanbul Genel Merkezi kurulduk. O gün yola çıktığımızda belki arkamızda Cumhurbaşkanı vardı ama bunu henüz birçokları bilmiyordu. Biz Kocaeli Teşkilatı'nı kurduğumuz an bu derdimizi Nevzat Başkanımıza ve diğer başkanlara da ilettik. Ama Nevzat Başkanı burada diğer başkanlardan ayırmak gerekir. Hakkını vermek gerekir. Henüz kimseyle daha hemhal olmamışken bu dava sadece bir tohum halindeyken Nevzat Başkanımız tabiri caizse bizi suladı, filiz vermemize sebep oldu. Bu anlamda bu bir teşekkür ziyareti başkanım. Allah Celle Celaluhu bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizden razı olsun inşallah. Bütün arkadaşlarımız bu anlamda onların teşekkürlerini ben size iletiyorum. Hanım kardeşlerimiz keza öyle. Lise koordinatörlüğümüz, ortaokul koordinatörlüğümüz, yurt müdürümüz de burada aynı zamanda. Bütün arkadaşlar bunun hakkını vererek teslim ediyor. Size teşekkür ediyoruz. Burada hepimize vazife düşüyor. Biz bir ağabey olarak tabii ki sizlerin bu çalışmalarına en heyecanla destek vermeye çalışan kişilerdik. Bu bizim, bunu ben kendime bir vazife gibi de görüyorum. Şimdi gençlik merkezleri yapıyoruz. Başka vakıflarla da birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Sistemler kuruyoruz. Biraz muhalefet gürültü çıkarıyor mu? Muhalefet gürültü çıkarıyorsa işler doğru gidiyor demek. İşimizi doğru yapıyoruz demek. Ben zaten öyle diyorum. Muhalefete bakmak lazım. Eğer gürültü çıkarıyorsa o zaman işi doğru yapıyoruz demek. Bu anlamda bu çalışmalar çok ana fotoğrafa baktığımızda paha biçilmez çalışmalar. İşte biz geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyeye gidip sizi ağırlamasını yaşadınız. Bu müthiş bir şey. Az doğru bir şey değil. Biz size başarılar dileriz. Biz her zaman yanınızdayız. Biz şunu biliyoruz. Makamlar tıpkı mal mülk gibi hep geçicidir. Gelir geçer yani. Hayatta gelir geçer. Ama geride bırakılan izler çok önemli. Eserler çok önemli. Atalarımız onu düşünmeden yaşasalardı biz bugün burada olmazdık. Şimdi biz de bunu düşünerek bulunduğumuz görevlere anlam katmaya çalışıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Asıl olan koltuktan değer almak değil. Asıl olan koltuğa değer katmak. Siyasette ya da belli makamlarda, siyaset dışı makamlarda bulunanların iki tür ağırlığı var. Bir net ağırlık, bir brüt ağırlık. Brüt ağırlık koltukla birlikte tartılınan ağırlık. Tartarsınız kaç kilo geliyor? 100 okka geliyor. Koltuktan inip de bir de tartarsınız. Oha inmiş 50 okka. 50'si demek ki koltuğun ağırlığıymış. Ama bazı kişiler vardır ki koltuktan kalkar giderler yine tartımda 100 geliyor. Değişmez. Meğer koltuğa ağırlığı katan oymuş derler. Şimdi asıl olan siz gençlikten itibaren bulunduğunuz görevlerde ben bulunduğum yere ne katabilirim? Zaten siz kattığınız zaman onun hazzı, onun onuru, siz farkında olmadan size zaten katılıyor. Size yeni bir güç, motivasyon kaynağı olarak o size zaten katacak. Ve Allah da onun bereketini size verecek. Farkında olmazsınız siz. Nereden geleceği, nasıl geleceği belli olmaz. Siz işinizi yapacaksınız. Doğru olan işi yapacaksınız.
Yeter ki ama çizginizden, doğruluğunuzdan ayrılma. Bize kazanmanız için. Hem sosyal anlamda hem de maneviyat. Parka gidiyoruz. Çok mutlu oldum ya. Allah razı olsun. Şu an kapasitemiz aslında şöyle yatak sayımız 90. 100 aileden getirdiler.